Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Damar tıkanıklığı belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra, öncelikle %70'lere ulaştıktan sonra kalbe kan götüren koroner damarlar, atar damarlar, bunların zaman içerisinde tıkanmasıyla, daralmasıyla %70'lere, %80'lere çıkan daralmalar sonucunda kalbe yeterince kan gitmemesi sonucu vücudun buna reaksiyonu, en büyük reaksiyonu göğüs ağrısı. Göğüs ağrısıyla başlıyor. Tabii bu işte nefes darlıkları olabiliyor, çarpıntılar olabiliyor ama en büyük sebep, en büyük bulgu göğüs ağrısı. Göğüs ağrısını hissettiği zaman bir insanın muhakkak bir doktora başvurması lazım. Bunun tetkik edilmesi lazım. Yani göğüs ağrısı başka sebeplerden de olabilir. İlla da koroner kalp hastalığı olması gerekmeyebilir. Kas ağrısı olabilir, işte kalp üzerinde problemler olabilir, mide ağrısı olabilir. Yani bu tür ağrılar da böyle kalp ağrısıyla karışabilir. Bunları muhakkak ama ayırt etmek lazım. Bir kardiyoloğa başvurduğu zaman zaten işte ekokardiyografisiydi, efor testiydi ve eğer bunlarda şüpheli bir şey görürse de muhakkak koroner anjiyografiyle kesin teşhis konur. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.